yani diğer takımların olduğu kadar Trabzonspor'un da şansı var. Tabii yani şans olarak değerlendirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yani yukarıdaki takımlara baktığımız zaman zaten pek fazla bir puan farkı yok. Keza aşağıdaki takımlar arasında da fazla puan farkı yok. Yani bu sene çok enteresan bir sıralama oluştu. Takımları birbirinden ayrıştıran puanlar neredeyse bir buçuk galibiyetle yer değiştirme durumunda olabiliyorlar. Ama sıralama olarak tabii ki yani çok şanssız puan kayıpları oldu sıralamada. Bize göre iyi bir yerde bitirmedik ama ikinci yarı çok daha farklı bir Trabzonspor olması için zaten hepimiz çok büyük bir uğraş içerisindeyiz. Eminim ki taraftarlar da ikinci yarıda çok daha farklı bir Trabzonspor seyredecekler. Şimdi o şampiyonluklarla alakalı sorulara benim her zaman için vermiş olduğum bir cevap var. Yani şey bittiği zaman, sezon bittiği zaman veya kupada da final maçı oynayıp da hakemin son düdüğü bittikten sonra kupanın şampiyonunun veya sezon bittiğinde de işte son düdükten sonra lig şampiyonunun kim olacağı o zaman belli olacak. Yani şampiyonluk gelir mi? Zaten şampiyonluğun gelmesi için veya ne bileyim işte kupada final oynayıp kupayı kazanmak için verilen bütün mücadele bu. Ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyorlar. Onun için hani diğer takımlara veya aynı mücadeleyi veren takımlara karşı yani bu tür söylemler ben onu biraz rakip veya rakiplere karşı saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Mücadelenizi verirsiniz, o mücadele sizi nereye taşır? İşte son düdükle birlikte belli olacak o. Veya son hafta belli olacak olan bir yarış, bir mücadele bu. Sakatlıklar olmasaydı tabii ki aynı şekilde diğer takımları da etkiledi sakatlıklar. Yani biz de biraz fazla ön plana çıktı. Çünkü yani önemli oyuncularımız sakatlandığı için biz biraz daha fazla hasar gördük o konuda ama yani Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da diğer takımlarda da önemli sakatlıklar oldu. Yani sakatlıklar da maalesef bu oyunun bir parçası, bir gerçeği. Tabii ki olmasaydı çok daha farklı yerde olurduk. Özellikle yani Sosa'nın sakatlığı, 4-5 maç oynamadı biliyorsunuz. Ömür'ün sakatlığı hala aramızda değil. Ekuban'ın sakatlığı, sakatlıktan sonra henüz o istediği formu yakalayamamış olması tabii ki çok ciddi oranda güç kaybına sebep oldu. Ama dediğim gibi yani bu sakatlıklar da şeyin bir parçası yani. Bu oyunun bir parçası ve bir gerçeği. Onu da göz ardı edemeyiz. Şimdi bu devre arası transferler o kadar kolay transferler değil yani. Devre arasında yapacak olduğunuz transferler yani zaten şöyle düşünelim yani iyi oyuncu, size direkt katkı yapabilecek bir oyuncu ve takımın performansını artıracak oyuncular zaten kendi takımlarında. Eğer yani bu söylediğimiz kriterlere sahip olan oyuncular kendi takımlarında zaten mücadele eden oyuncular. Yani bu devre arasında o tür oyuncuları bulmak çok zor. Ama işte hocayla da sürekli olarak konuşuyoruz. Hocanın da söylemiş olduğu şey yani üstün bir performansla katkı yapabilecek ve direkt oynayabilecek, katkı yapabilecek oyuncuyu ancak transferde düşünüyoruz. Ama bu aynı zamanda da tabii maliyet faktörü de çok önemli bir faktör. Yani hiçbir şekilde yapacağımız transferlerin şeyi etkilememesi lazım. Kulübün bütçesini etkilememesi lazım. Kulübün ekonomisini etkilememesi lazım. Mevki olarak herhangi bir şey belirtmek zaten çok doğru olmaz. Ama şu ana kadar yapmış olduğumuz transfer biliyorsunuz Badu transferi var. Hani belki bir transfer daha olabilir. Bir de şu an itibariyle zaten 14 yabancı transferini de tamamlamış durumdayız biz. Bu 14 transferden de tamamında zaten oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Onun için Trabzonspor Kulübü'nün de zaten oynatamayacağı oyuncuları kadroya dahil etmek gibi bir lüksü yok. Yani transfer konuşacağımıza elimizdeki mevcut oyuncular üzerinden konuşup değerlendirme yaparsak çok daha sağlıklı olur.
Ya şöyle söyleyeyim, yani oyun içerisindeki oyuncu değişikliği gibi düşünürsek pek de yanlış bir düşünce olmaz. Yani hani nasıl ki devam eden oyun içerisinde kulübeden bir oyuncu oyuna giriyor. Onun gibi bir şey yani. Zaten camianın yabancısı değil, takımın yabancısı değil, oyuncuların hiç yabancısı değil. Yani bu açıdan baktığımız zaman yani hocanın da fazla zorlanacağını zannetmiyorum. Zaten takımla beraber iç içe olan bir insandı yani ve birinci yardımcı hocaydı. Yani tabii şöyle söyleyeyim, aile hayatımı etkiledi, iş hayatımı etkiledi, özel hayatımı etkiledi, sosyal hayatımı etkiledi. Ama burada üstlenmiş olduğumuz görev ve sorumluluk bayağı ağır bir görev ve ağır bir sorumluluk. Bir de tabii yani Trabzonspor camiası çok kolay bir camia değil. Yıllardır başarıyı arzulayan, başarıyı hedefleyen ve başarıyı bekleyen bir camia. Onun için tabii ki bir taraftan alıp diğer tarafa vermek zorunda kalıyor insan. Dediğim gibi yani bütün hayatımı etkilediğini söylersem yanlış olmaz. Ama artık bir savaşın içine girdiğiniz yerde o işin sonunu getirene kadar, layıkıyla getirene kadar, o görevi layıkıyla yerine getirene kadar diğer şeylerden yapmış olduğunuz fedakarlıkların da hesabını, muhasebesini, çetelesini falan tutamazsınız. O yola çıktıysanız o yolun sonunu gerektiği şekilde görmek zorundasınız. Onun için tabii ki yani pek çok şeyimi etkiledi ama burada üstlenilmiş olan bir görev var, bir sorumluluk var. Onu yerine getirmek için şeye benzetiyorum ben, balonda kum torbaları vardır. Yükselmek için gerektiğinde o torbaları teker teker atarsınız. Yani burada da biraz hani tabir yerindeyse buna benzer bir durum söz konusu. Evet. Bütün bu ailenizden feragat ettiğiniz işinizden şampiyonlukla bunların hepsi unutulur mu? Yani bir şampiyonluk her şeyi unutulur, arkada bıraktırır mı? Ya burada tabii ki önemli olan sadece o şampiyonluk değil yani. Kulübün bir kere her açıdan sürdürülebilir bir yapıya oturması lazım. Eğer şampiyonluksa o şampiyonluğun da sürdürülebilir bir şampiyonluk olması lazım. Ekonomik başarıysa sürdürülebilir bir ekonomik yapının olması lazım. Sportif anlamda sürdürülebilir bir sportif yapının olması lazım. Yani bunlar hepsi yerli yerine oturup da sürdürülebilir bir konuma getirmedikten sonra aldığınız bir kupa veya aldığınız bir şampiyonluk da fazla bir anlam ifade etmez. Netice itibariyle o şampiyonluğu aldıktan sonra eğer takip eden yıllar içerisinde yine o seviyede, o irtifada bütün mücadelenizi, ama ekonomik olsun, sportif olsun, idari olsun, o irtifada o mücadeleyi devam ettirmediğiniz takdirde fazla bir anlamda ifade etmez. Onun için yani o bir şampiyonluğun her şeyi unutturacağı veya bir kupanın her şeyi unutturacağı anlamına gelmez o. Daha fazlası lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim yani... Bu görevi yapan insanlar için kırılma, darılma, gücenme, alınma, üzülme, bu tür şeyler hiçbir zaman için söz konusu olmaz. Yok böyle bir şey. Yani yaptığınız işin bir parçası bu. Çünkü çoğu zaman yaşamış olduğunuz şeyler dışarıdan doğru ve sağlıklı olarak değerlendirilemeyebilir. Yani her şeyin kendi içerisinde bir gizliliği vardır. Her şeyin kendi içerisinde bir mahremiyeti vardır. Bunun da herkes tarafından sağlıklı olarak veya doğru olarak değerlendirmesini bekleyip eleştirilerin de o doğrultuda olmasını bekleyemezsiniz. Onun için benzeri şeyler her zaman vardır, olmuştur. Yani bu bir ola geleliktir ve ola geliyor. Yani bu hiçbir zaman için aksamıyor.
eleştiri de oluyor, işte ne bileyim hakaret de oluyor, farklı boyutlara da taşınıyor, işte tehdit de oluyor, o da oluyor, bu da oluyor. Ama bunlar zaman içerisinde yerine oturuyorlar. Yani yaptığınız, yani bundan mesela bir sene önce iki önemli oyuncusuyla, Trabzonspor'un iki önemli oyuncusuyla vedalaştığımız zaman da aslında belirli ölçüde bundan daha farklı şeyler olmadı. Ama yaptığınız işlerin doğruluğu veya yaptığınız işlerin neticesinin müsbet yansımaları zaten zaman içerisinde bunları siliyor. Önemli olan o süreç içerisinde tabii ki bunlardan etkilenmemek. Dolayısıyla yani hiç, yani çok samimi söylüyorum, yani hiç de etkilenmedim, hiç de darılmadım, hiç kimseye de kırılmadım. Dediğim gibi yani bu görevin zaten bir parçası. Yani bunları yaşamak zorundasınız. Bunları yaşarken eğer psikolojik olarak bunlardan etkilenirseniz o zaman doğruyu bulmakta da zorlanırsınız. Öyle bir sıkıntı yaşamadım yani ben. O konuda bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Onu sürekli olarak söylüyorum. Biz ki yani rakamsal olarak da bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Kulübün verebileceği en yüksek rakamı. En yüksek rakamı iki oyuncumuza da teklif ettik. Ama her zaman söylediğim gibi yani şu anda menajerleri yani iki oyuncumuzun da menajerleri biraz menajercilik oynuyorlar. Dolayısıyla bizden alakalı bir sıkıntı yok. Oyuncularla alakalı da herhangi bir sıkıntı yok ama menajerlerle henüz bir noktaya gelmiş değiliz. Yani onlar bekliyor, biz de bekliyoruz. Çözülmemesi için de bir sebep yok. Yani çözülmemesi için de hiçbir sebep yok. Bizim açımızdan yok. Ama dediğim gibi yani bu şu anda menajerler menajercilik oynuyorlar, vardır. Bazen bu tür şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani orada bir sabrı gerektiren bir süreç var. Bizim de fazla bir acelemiz yok şimdi doğrusu.